Tabletlere göre Hititler'de 185'e yakın ekmek çeşidi var. Hititlerin gastronomiye önem verdiği ise bilinen bir gerçek. Şapinuva ve Hattuşa gibi Hitit kentlerinde bulunan mutfak kapları bu bilgiyi destekliyor. Kabartmalardaysa Hitit krallarının ellerinde tuttuğu gaga ağızlı testiler dikkat çekiyor. Gaga ağızlı testiler Anadolu'da Hattiler döneminden beri yer alan bir form. Kentun çağından itibaren bu formu biliyoruz. Koloni çağında, Asur ticaret kolonileri çağında daha farklı bir forma geçiyor ve Hitit döneminde de kullanılıyor. Aslında yine Anadolu'da var olan bir formu Hititler gagazı testi olarak yani kullanmışlar. Bu gaganın kuş gagası olarak aslında şekillenmesi nedeniyle böyle bir isim verilmiş. Bu gagazı testilere aslında yazılı kaynaklarda da rastlıyoruz ve Hititçe olarak İşpantuzi olarak geçiyor gagazı testilerin ismi. Yani sunmak anlamında bu testileri işte sıvı kurban olarak, sıvı kurbanının yapıldığı kaplar olarak görmekteyiz. Testilerin daha çok bayramlarda ve törenlerde kullanıldığı düşünülüyor. Pişmiş toprak ve metalden örnekleri var. Metal gaga ağızlı testiler oldukça kıymetli ve nadir. Onlara kaçak yollardan sahip olmak isteyenlerin sayısı çok. Hele de testi altınsa. Kalkolitik çağın son dönemlerinde bazı kupalar var. Çok iyi işletilmiş, pişmiş topraktan yapılmış kupaların ağzı yükseltilerek gaga şeklinde bir akıtıcı yapılmaya başlanıyor. Ve de bunlar artık diğer testilere filan da uygulanmaya başlıyor ve Kalkolitik çağdan özellikle Batı Anadolu bölgesinde Erken Tun çağına geçişi özelliklerinden biri olarak arkeolojide bilinmekte. Özellikle Batı Anadolu'da ve İç Anadolu'da çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi toprak, pişmiş topraktan yapılan bu testiler artık altından üretilmeye başlamış. Yani bu da bir zenginliğin sembolü. Bu yeni dönemde yurt dışından getirilen gagazı testi, bakanlık tarafından iadesi sağlanan gagazı testi aslında Erken Tun çağı dönemine ait. Ve altından yapılmış bir testi. Biz bu Alacoyu Kral Mezarlarında, yani Erken Tun çağı dönemine ait Alacoyu Kral Mezarlarında bu gagazı testilerden zaten kazılarda aynı formda olanlar açığa çıkmış idi. Bizim arkeolojik olarak kazılarda gördüğümüz anlamıyla işte Alacoyuk'ta mezar hediyesi olarak kullanılmış. Ender bulunan ve kıymeti büyük olan altın gaga ağızlı testi yüzyıllar sonra İngiltere'de ortaya çıkar. Gilbert Sanat Vakfı'nda olan testinin kökeni araştırılır ve analiz sonuçları Türkiye'yi işaret eder. Vakfın yetkili mercilerinin bilgilendirmesiyle Türkiye harekete geçer. Bu konuda bana da danışıldı. Analiz sonuçları gönderildi. Ben de hem tipolojik olarak hem yapım tekniği olarak resimlerden görebildiğim kadarıyla ve de hem de analiz sonuçlarının büyük bir ihtimalle bunun orijinal ve Anadolu kökenli olabileceğini gösterdiğini teyit ettim. Akademisyenlerimizden Profesör Doktor Ünsal Yalçın bununla ilgili analiz sonuçlarını değerlendirdiler ve evet Anadolu kökenli olduğu 1989 yılı öncesine ait de bir belge olmadığı için yasa dışı olarak ülke dışına çıkarıldı, anlaşılmış oldu. Gagaza testiyi Gilbert Sanat Vakfı koleksiyonuna dahil eden Sir Arthur Gilbert'ın bu eserin zamanında aldığı zaman şaibeli geçmişinden haberi olmadığı ve bunu iyi niyetle aldığı da anlaşılmış oldu. Bunun üzerine Gilbert Sanat Vakfı koleksiyonuyla bakanlığımız arasında bir protokol imzalandı. Böylece gagazlı testi sorunsuz bir şekilde evine geri döndü. Bu hikayeden çıkacak üç önemli sonuç vardı. Birincisi, köken araştırmaları artık çok önemli
ve bu noktada bilimsel işbirliği şart. İkincisi, analizler. Sonuca ulaşmada oldukça etkili. Kriminal analizlerde maksimum 50, bilemediğiniz 100 yıllık bir malzemeyle, eserle çalışıyorsunuz. O eserin, o malzemenin muhakkak günümüz döneminde bir karşılığı veyahut da referans alabileceğiniz bir noktası vardır. Tarihi eserle çalıştığınız zaman 1000 yıl öncesinden pek öyle malzeme bulabilme şansınız yok. Ve malzemenin orijinal haliyle günümüze gelme şansı da pek fazla yok. Dolayısıyla da biz aslında dolaylı yollardan giderek, o malzemenin bozulan parçaları üzerinden giderek bizim orijinal malzemenin ne olduğunu üretmiş olmamız, onun sonucunu üretiyor olmuş olmamız bize mesleki anlamda çok büyük bir bilgi birikiminin kazanmasına imkan sağlıyor, haz veriyor. Aynı zamanda da diğer örnekler olduğu gibi tarihe doğru yazılmasına imkan sağlıyorsunuz. 20 yılı aşkındır biz kültür varlıklarıyla çalışıyoruz. Her ne kadar nükleer enstitüsü, araştırma enstitüsü olsak da biz nükleer enerjiyi ve radyasyon teknolojisini barışçıl amaçlarla kullanmak ve diğer bilim alanlarında çalışan araştırmacılara da farkındalık yaratmak için buradayız. Bu barışçıl amaçlarla kullanılmasının bir konusu da kültür varlık analizleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde bize çok farklı tipte ve sayıda bu zamana kadar numuneler, eserler geldi. Ve her bir eser bize farklı bakmayı, farklı değerlendirmeyi, aynı analiz tekniği kullanılsa bile sonuçların farklı hikaye anlattığını gösterdi. Üçüncü sonuçsa tarihin birbirinden kopmuş parçalarının yeniden buluşması. Gaga ağızlı testi artık birçok bilimsel çalışmaya kaynak olacak. Tıpkı yıllar önce birleşen Hitit tabletleri gibi. Artık onların şifreleri uzmanların elinde yapay zeka desteğiyle çözülüyor. Tabletler şöyle, bizim için çok önemli çünkü yaklaşık 3500 yıl öncesine dair bilgiler edinebiliyoruz tabletlerden. Özellikle Boğazköy tabletlerine baktığımızda çok farklı içeriklerde olduğunu görüyoruz. Dini içerikli tabletlerimiz var, tarihi metinlerimiz var. Bir tablet normal şartlarda bir günde okunabiliyor. Bu süre teknoloji sayesinde saniyelere iniyor. Hititçe tabletlere baktığımızda Boğazköy arşivinde yaklaşık 8 farklı dil tespit ediyoruz. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli ama bu şunu da gösteriyor, bu çeşitlilik aynı zamanda okunabilirliğini de biraz daha zorlaştırabiliyor. Çünkü diğer dillere de hakim olmak gerekiyor. Elimize alıp da hem de böyle tahrip olmuş olan bir tablet dahi olsa, bunu biz eğer bir günde okuyorsak, yapay zeka bize bunun çözümlemesini bir dakikayı bile bulmayan sürelerde verebiliyor. Bunu gördük. Hiç okunmamış, daha önce yayınlanmamış bir tableti dahi daha önce verdiğimiz eğitimler kapsamında yapay zeka programına yüklediğimizde bize %100 sonuç vermese bile yine %70'lerin üzerinde yakın sonuçlar vereceğini biliyoruz.